Herkese merhaba, ben Ahsenka. Ne yazık ki bu yeni videoma neşeli bir şekilde giriş yapamıyorum. Çünkü hepinizin de bildiği üzere son zamanlarda dünyanın içinde bulunduğu durum gerçekten endişe verici ve üzücü. Uzun zamandır kendi koşuşturmacalarım dolayısıyla yeni bir video yükleyememiştim. Ve sizin de bildiğiniz üzere kanalımda en çok Rusya, Rus kültürü, Rus diliyle ilgili videolar yayınlıyorum. Ve açıkçası yeni yükleyeceğim videonun bir savaşla ilgili olacağını hiçbir şekilde tahmin edemezdim ve de istemezdim. Bildiğiniz üzere 24 Şubat sabahı Rusya Ukrayna'ya fiziken girerek bir savaş başlattı. Tüm dünya bu olanları şok içerisinde izlerken pek çok kişi de tüm bu olanlara bir anlam veremiyordu. Çünkü sonuçta Rusya ve Ukrayna ortak kültüre, dini inanca, tarihsel geçmişe ve de akrabalık ilişkilerine sahip iki ülke. Aranızda bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ancak tüm bu yaşananlara bir anlam vermek isteyenler varsa doğru yerdesiniz. Şimdi sizlere en başından Rusya ve Ukrayna ilişkilerini en yalın diliyle en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Her şeyin başlangıcı aslında Kiev Rusyası. Ukrayna'nın, Rusya'nın ve hatta Beyaz Rusya'nın kökenleri bugün de bildiğimiz üzere Ukrayna'nın başkenti olan Kiev şehrine dayanıyor. Bu şehir, Beyaz Rusya'nın, Rusya'nın ve Ukrayna'nın atası olarak bilinen Kiev Knezliği'nin başkentiydi. Ve Rus kimliği de Kiev Knezliği döneminde ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra Kiev Knezliği dağıldı. Ve bu durumun sonucunda Ukrayna, Kiev Knezliği'ni Ukrayna'nın ilk kurucu devleti olarak anmaya, Rusya ise Rus tarihinin ilk dönemi olarak anlatmaya başladı. Dolayısıyla her iki ülkenin de milliyetçileri Kiev Knezliğini kendilerine ait olarak görmeye başladılar. Ve zaten ilk çatışmamız da burada başlıyor. Şunu da belirtmem gerekiyor ki pek çok Rus'a göre aslında Ukraynalı diye bir millet yok. Onlara göre Ukraynalılar eşittir Ruslar. Evet, benzer kökenlerden geldikleri doğru. İkisi de Slav halkları. Ancak tıpkı bizim diğer Türk milletleriyle aramızda pek çok farklılığın olması gibi Ukraynalıların ve Rusların arasında da farklılıklar mevcut. Mesela pek çok kişi Ukraynaca diye bir dilin olmadığını sanmaktadır. Ancak böyle bir dil var. Her ne kadar Rusçayla benzese de bu ayrı bir dil ve tabii ki de kültürel farklılıkların olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Ukrayna ile Rusya arasındaki diğer bir gerilim konusu ise açlıktan ölmek anlamına gelen Moriti Golodom cümlesinden ortaya çıkan Holodomor olayı. Yani 1932 ve 33 yılları arasında SSCB döneminde Ukrayna'da yaşanan korkunç açlık felaketidir. Ukrayna'nın Holodomor'un uluslararası alanda bir soykırım felaketi olarak tanınmasına yönelik taleplerine Rusya elbette ki karşı çıkmaktadır. Ancak bunu bir soykırım olarak tanıyan pek çok devlette bulunmaktadır. Gelelim asıl kırılma noktalarından biri olan SSCB'nin dağılmasına. SSCB'de milliyetçi dalganın yükselmesiyle 24 Ağustos 1991'de Ukrayna SSCB'den ayrılmaya karar verdi ve bağımsızlığına kavuştu. Ve tabii ki de bu olay tüm bu günümüzde yaşanacak olan olayların ateşini körükledi. SSCB'nin yıkılmasıyla Kırım'daki Karadeniz filosunun akıbetiyle ilgili bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. 1992 yılında her iki devletin başkanları da filonun ortak yönetilmesine karar verseler de 3 yıl sonra bu kararlarını değiştirdiler ve filonun paylaşılmasına karar verdiler. Ancak kısa bir süre sonra Ukrayna bayraklı devriye gemisinin Odessa'ya girmesi neredeyse silahlı çatışmaya sebep oluyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İki ülkenin Amiral Kuznetsov uçak gemisini paylaşamaması ortalığı iyice kızıştırdı. Ancak 1997 yılına geldiğimizde iki ülke arasında Rus Karadeniz filosunun Kırım'da kalmasını ve ilerleyen zamanlarda dostluk ve işbirliğini öngören bir anlaşma imzalandı. 2001 yılında ise gerçekten üzücü bir olay yaşandı ve Karadeniz üzerinde bir Rus yolcu uçağı düşürüldü.
Rusya bunu Ukrayna'nın tatbikat sırasında yaptığını iddia etse de Ukrayna hiçbir zaman bu iddiaları kabul etmedi. Elbette ki Turuncu Devrim'den bahsetmeden olmaz. 2001 yılında Ukrayna'da muhalif gazeteci Georgi Gangadze'nin öldürülmesiyle büyük bir siyasi kriz başladı. Ve daha sonra Rus yanlısı devlet başkanı Kuçma'nın ses kayıtlarının da ortaya çıkmasıyla durum iyice derinleşti. Kuçmasız Ukrayna sloganlarıyla tüm ülke genelinde patlak veren bu gösteriler, bu protestolar tabii ki de sonunda güvenlik güçleriyle bir çatışmaya dönüştü. Daha sonra 2002 seçimlerinde Yushchenko liderliğindeki Batı yanlısı Bizim Ukrayna bloğu seçimlerden zaferle çıktı. 2004 devlet başkanlığı seçimleri ise Ukrayna siyasi tarihinde bir kırılma noktası oldu. Dönemin başbakanı olan Yanukovych'in karşısına muhalifleri yanına toplayan ve Batı'nın desteğini aldığı öne sürülen Bizim Ukrayna bloğunun lideri Yushchenko aday olarak çıktı. Ancak seçimin sonunda Rus yanlısı Yanukovych, Yushchenko'dan daha fazla oy alınca ortalık iyice kızıştı. Uluslararası gözlemcilerin seçimlerde ciddi ihlallerin ve hilelerin bulunduğunu öne sürmesiyle Yushchenko herkese sokağa çıkma önerisinde bulundu ve bunun sonucunda da başta Kiev Bağımsızlık Meydanı olmak üzere tüm ülkede protestolar patlak verdi. Peki bu olaya neden Turuncu Devrim deniyor derseniz de bunun sebebi Yushchenko'nun seçim kampanyalarında turuncu rengi kullanmasıydı. Tüm bu olayların sonucunda tabii ki de seçimlerin tekrardan yapılmasına karar verildi ve tüm bunların sonucunda da Batı yanlısı Yushchenko seçimleri kazandı ve yeni devlet başkanı oldu. Sonraki dönemde ise Batı yanlısı liderin iktidara geldiği ilk yılda Rusya ve Ukrayna arasında bir doğalgaz krizi patlak verdi ve bunun sonucunda da Ukrayna Rus gazına iki kat daha fazla fiyat ödeyeceği bir anlaşmayı imzalamak durumunda kaldı. 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde ise Batı yanlısı liderimizin oyları %5'e kadar düşerken Rus yanlısı Yanukovych bir anda devlet başkanı oldu. Ukrayna'nın yeni seçilen Rus yanlısı liderinin daha sonra Kırım'da bulunan Karadeniz filosunun burada 2042 yılına kadar kalmasına izin verecek olan anlaşmayı imzalaması Ukrayna'da bulunan Rus karşıtlarının ve milliyetçilerin büyük tepkisini çekti. Rus yanlısı liderimiz Yanukovych'in yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi elbette. 2013 yılına geldiğimizde Yanukovych Ukrayna-AB ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetti ve bunun sonucunda Ukrayna'da büyük bir kaos ortaya çıkarken Batı ile Rusya'nın da arası ciddi anlamda açılmış oldu. Kiev'de göstericiler ve polis arasındaki gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü ve tüm bu gösterilerin, tüm bu protestoların sonucunda pek çok insan ne yazık ki hayatını kaybetti, pek çoğu da yaralandı ve tüm bu olayların sonucunda tahmin edin Yanukovych ne yaptı? Ülkeyi terk etti ve tekrardan iktidara Batı yanlısı Muhalefet Partisi geçti. Daha sonrasında ise bildiğiniz üzere Kırım Rusya tarafından ilhak edildi ve bu olayların devamında da Ukrayna'nın doğu bölgesinde bulunan Donbas bölgesinde ki bu bölge tahmin edebileceğiniz üzere Rus yanlılarının, Rus destekçilerin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu bölgede Ukrayna ve Rusya arasında bir çatışma başladı. Bu bölge çatışma alanına döndü ve sonucunda da pek çok masum insan hayatını kaybetti. Geri kalanlar da bölgeyi terk ettiler. Çok büyük bir göç yaşandı ve zaten bölgedeki tüm binalar zarar gördü ve altyapı çökme derecesine geldi. Şimdi gelelim Kırım'ın önemine. Kırım neden bu kadar önemli? Bunu anlatacağım sizlere kısaca.
Öncelikle bildiğiniz üzere Kırım önceden Osmanlı İmparatorluğu'na aitti ve hatta Rus İmparatorluğu ile aramızda büyük çekişmeler yaşanmıştı Kırım yüzünden. Tabii ki daha sonrasında Kırım Rusya'ya geçiyor, Rus İmparatorluğu'na geçiyor ve SSCB dönemine geldiğimizde 1954 yılına kadar, 1954 yılında Hruşov Kırım'ı Ukrayna'ya hediye edene kadar da Kırım Rusya'nın, Rusya'ya ait bir bölge olarak kalıyor. Tabii ki o dönemde yaşanan bu olay çok önemsenmiyor. Neden önemsenmiyor? Çünkü zaten Ukrayna'da, Rusya'da SSCB'nin çatısı altında bulunan iki ülke. Ancak SSCB'nin dağılmasıyla bu durum tabii ki de önem kazanıyor. Büyük önem taşıyan Karadeniz filosunun batıya yakınlaşmakta olan Ukrayna'da kalması Rusya için çok büyük bir olay haline geliyor ve 2014 yılında referandumla Kırım Rusya'nın toprağı haline geliyor. Kiev, Rusya'yı ülkenin doğusunu ve Kırım'ı işgal etmekle suçluyor ve tüm bunların sonucunda da Ukrayna yasalarında Rusya saldırgan ülke olarak tanımlanmaya başlıyor. Daha sonra Ukrayna, Rusya ile 1997 yılında imzaladığı dostluk, işbirliği ve ortaklık anlaşmasını sona erdiriyor ve Ukrayna'da halk arasında büyük bir Rus karşıtlığı ortaya çıkıyor. Zaten bu dönemden sonra da Ukrayna'da özellikle batı bölgesinde Rusça yerine Ukraynaca'nın kullanımı yaygınlaşıyor. Rus sosyal medya sitelerine erişim engelleniyor. Rusça yayınların dağıtımı azaltılıyor ve tabii ki de Rusça eğitim sona eriyor. Sonrası ise bildiğimiz gibi Putin, Donetsk ve Lugansk'ta ilan edilen halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kabul ettiğini belirtiyor. Tüm bunların üzerine de 2014 ve 2015 yıllarında Donbas bölgesindeki çatışmayı durdurma amacıyla imzalanan Minsk anlaşmalarını feshettiğini herkese duyuruyor. Sonucunda da Perşembe sabahın erken saatlerinde Donbas bölgesine askeri operasyonu başlatıyor. Evet, şu anda hala devam etmekte olan savaşın arka planını sizlere en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Ukrayna'yı ve Ukraynalıları gerçekten çok seven biri olarak ve Ukrayna'da pek çok arkadaşı, pek çok öğretmeni olan biri olarak bu durumun beni ne kadar üzdüğünü, ne kadar yaraladığını ve hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini size gerçekten anlatmak çok zor. Eminim ki aranızda benim gibi olanlar da vardır. Tabii ki de herkes bu savaşa çok üzülüyor. Ancak orada sevdiğiniz insanlar olduğunda bu durum sizin için gerçekten çok daha zor bir hal alıyor. Günlerdir haberleri takip etmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Ve umuyorum ki en kısa zamanda, en az kayıpla bu savaş son bulur. Çünkü biliyorum ki bu savaş sadece Ukraynalılar için değil, Ruslar için de gerçekten çok acı verici. Belki pek çoğunuz Rus vatandaşlarının bu durumdan zevk aldığını falan düşünüyordur. Çünkü denk geldim bu şekilde düşünen kişilere ne yazık ki. Ancak Rus vatandaşları da, Ruslar da bu durumdan gerçekten rahatsız. Hiç kimse savaş istemiyor. Rusya'da da pek çok yerde protestolar düzenleniyor. Ancak tabii ki de polisler tarafından bunlar, bu protestolar durdurulmaya çalışılıyor. Pek çok video izledim. Aralarında 2002 doğumlu olan Rus askerler var ve bu askerlerin de hiçbir şeyden haberi yok. Neden orada olduklarından, neden bunu yaptıklarından haberleri yok. Gerçekten çok içler acısı bir durum. Ve umuyorum ki en kısa zamanda her şey yoluna girer ve dünyamızda savaş olmaz. Ancak ne yazık ki Vladimir Putin'in iktidardan inmediği sürece de saldırganlığının bir son bulmayacağı da bir gerçek. Ve şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Ne yazık ki internette çok korkunç yorumlar, çok korkunç espriler görüyorum. Yani Ukraynalı mülteciler, Ukraynalı kadınlarla ilgili gerçekten iğrenç espriler görüyorum. Lütfen yapmayın. Savaş esprisi yapılacak bir durum değil. Lütfen bu kadar aşağılık düşünce yapısına sahipseniz de bunu kendinize saklayın ve lütfen paylaşmayın çünkü mide bulandırıcı.
Konuyla gerçekten ilgili olanlara ve bu konuyla ilgili daha fazla okuma yapmak isteyenlere, üniversitede gerçekten çok sevdiğim bir hocam olan Habibe Özdal'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından Kırım'ın ilhakına Rus dış politikasında Ukrayna isimli kitabını önerebilirim. Linkini bulabilirsem yine açıklama kısmına bırakırım. Aynı zamanda açıklama kısmına yine Telegram linkleri bırakabilirim diye düşünüyorum. Bazı kanalları takip ediyorum. Siz de sıcağı sıcağına oradaki savaşla ilgili bilgi almak istiyorsanız kanallara Telegram üzerinden abone olabilirsiniz. Ancak kanalların ikisi Rusça veya Ukraynaca olabilir diye düşünüyorum. Çeviri uygulamasıyla kullanabilirsiniz veya içlerinden bir tanesi mutlaka Türkçe olacak. O da yine aynı haberleri paylaşıyor. Dolayısıyla o kanallara abone olarak savaşla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. İzleyenlerim arasında maddi durumu iyi olanlar veya yardım edebileceğini düşünenler varsa konsoloslukla iletişime geçip Ukrayna'ya maddi yardımda veya erzak yardımında bulunabilirsiniz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ukrayna halkının yanında olmaya devam etmeliyiz. Her ne kadar maddi olarak olmasa da psikolojik yardım da çok önemli. Ne zaman Ukrayna'daki arkadaşlarıma sizin için ne yapabilirim diye sorsam, onlar için en önemli olan şeyin tüm bu yaşadıklarını bütün dünyaya duyurmamız olduğunu söylüyorlar. Biz de elimizden geleni yaparak bu insanların yaşadıklarını etrafımızdaki herkese duyuralım lütfen. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum ve herkese güzel ve savaşsız bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.